Evet, cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Can Sayın, Uşak Merkezi Ortaköy'den herkese selamlar. Bugün yine günlük vlog şeklinde bir çekim yapacağız. Bugün arkadaşlar birkaç zamandan beri ertelediğimiz buzağların bulunduğu bölümün temizlenme işlemi var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi samanları, yoncaları vesaire çektim. Buradan traktör rahatlıkla gelip gidebilecek. Bu meydanı boşalttık. Şu görmüş olduğunuz vucuk gübreyi buradan temizlememiz gerekiyor. Allah mali kirlenmiş yine. İşletmemizin ilk buzağısı arkadaşlar. İlk erkek buzağımız. Maşallah dişler daha hızlı gelişiyor erkeğe göre. Bak geleceğin tosununa bak. Beyaz buzağı çok güzel bir domuzluk adayı arkadaşlar. Çok iri doğdu. Maşallah değil. Ve işletmemizin de ilk ineği. Gara kızım. 9 ay falan gebe kalmadı arkadaşlar. Yumurtalıklarında kis varmış bunun. Biz çiftleştirdik tutmadı, aşılandı tutmadı, sünger yapıldı tutmadı. En son farklı bir veteriner arkadaşımız geldi, o kontrol etti ve kisi olduğunu söyledi. 2 aylık bir tedavi sürecinden sonra çok şükür gebe kaldı ve yaklaşık 40 gün içerisinde doğuracak arkadaşlar inşallah. İlk ineğimizin ilk buzağısını alacağız. Evet şükür. Şu an için randıman güzel. Şimdi birazdan burada hummalı bir temizlik aşaması başlayacak. Gel. Hayvanların hali perişan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları geçen hafta, bu hayvanların iyileşmiş hali. Bunları geçen hafta bir saldım dedim hadi gezin gelin. Lan neredeyse 2 gün gelmediler arkadaşlar. 2 gün sonra bir geldiler hepsi paramparça. Bacaklar, kollar, yüzler. Şuraya bak hala da. Bir boğuşmuşlar. Kızgın bir dişi köpek varmış onun peşinde. Koca köyün köpeği onun peşindeymiş. Bizimkiler de eksik kalır mı? Bunlar genelde birbirini boğmuş ama neyse. Yine sağ salim geldiler. Şimdi bir ay falan cezalılar. Demol. Şuraya bak iyice Scarface oldum. Burayı arkadaşlar ilerleyen zamanlarda kapatacağız. Artık samanları o tarafta değil bu tarafta şey yapacağım. Hani öbür saman aldığımız getirdiğimiz samanları buraya hani ihtiyacımız kadar bir hafta 10 günlük samanı buraya getireceğiz. Şimdilik çadırla örteceğim üstünü. İlerleyen zamanlarda bu üstü kapatmayı düşünüyorum. Nasip diyelim. Şimdi dün yoncaları falan biçmiştim. İlk önce yonca biçme makinemizi bir çıkartalım. Bu makineyi çıkardıktan sonra da kepçeye takacağız. İşler biraz yoğun. Oh. Vallahi traktör tertemizdi. Ama son 20 günden beri sılaj yapıyoruz. Mısır sılajı. Aynı zamanda da yoncalar falan biçiliyor derken traktörün temizliği gitti. Neyse temizleriz tekrar. Şimdi birazdan traktörün mazotumuz yok. Neyse. Traktöre yeni etkilen bir özelliğimiz var arkadaşlar. Ortakolu buraya aldım. Burada 4 çıkış var. Burada 4 çıkış var. Traktörümüzün 8 tane çıkış oldu arkadaşlar. Bu ortakolun burada olması bize ne gibi bir avantaj var? Hemen şimdi aşağı inince. Hemen hiç traktörü elimizi uzatmadan buradan rahatlıkla ortakolu kullanabiliyoruz. Bu traktörün mazot yok ya. Biz buna ekstra bir mazot koyalım. Acı kalacak bir şey yok.
mazot transfer işlemimiz tamamdır. Gerçekten. Çevirsen hemen çıkacak. İçi boş ya. Kaldır hemen. Tamam, kapatmana gerek yok. Geri çıkaracağız. Suikast. Şimdi arkadaşlar bugün burayı ilk defa temizleyeceğiz. Böyle hayvanla geçeri çok olmadı. Şimdi buraya şöyle bir şey düşünüyorum. Kazı dönmedi. Kasayı şöyle araya koyacağız. Şu araya kasayı koyduktan sonra biraz daha gitmem lazım. Ne var ki orada? Bir şey yok ki. He? Tamamdır. Traktörle şuraya ileride döneceğiz döneceğiz. Buraya yapacağız. Biz gidelim. Kepçeyi tepki edelim hemen. Malzemelerin bir kısmını geriye de götürdüm arkadaşlar. Burada ufak tefek şeyler kaldı. Bunları da götüreceğim yakında. Vallahi ne kadar geniş yer olursa olsun insan yetmiyor. Ufacık yerden kocaman yere geçtik dedik. Allah çok şükür bir sene olmadan sığmamaya başladık. Şimdi bu yerden başka bir yere geçeceğiz. Hayırlısı bakalım. Şimdi geldik. Mali Reis'in çiftliğe. Şunları arkadaşlar bu ekildi aldık. Burada şunların şöyle çok ufak bir mekanik bir sistemi var. Kapı. Hadi. Tamamdır.
Bunu şurada kalsın. Nereye takıldı? Tamamdır. İşte arkadaşlar, sabit bir şeyin olmaması, görmüş olduğunuz gibi, ne kadar çok işe yarıyor. Eğer bunlar sabit olsaydı, ben şu an şu pratikliği yaşayamazdım. Şimdi hayvanları hemen buraya alacağız. Bakın hem oraya açılıyor hem buraya açılıyor. Yaptıkları yer o kadar kötü değilmiş. Semsert. Bak. Bak. Safa olan yürü bakalım. Haydi. Şşt. Hemen gözünü aç. Oh. Sen kovala, ben burada dururum. Versen bunu. Oh. Şşt. Haydi. Oh. Haydi. İttir kapıyı, ittir. Oh. Oh. Şunu sadece şöyle yapsam da olur aslında. Neyse, ben bunun yerine kadar gittim. Şimdi 5 dakikalık. Tamamdır. Şimdi rahat rahat temizle burayı. Aferin. Topumuzu al. Buzdolabından topunu al. Ben de birkaç yıl daha sonra buraya iyice alıştım. Burayı ilk defa temizliyoruz arkadaşlar. İlk defa temizliyoruz için nasıl bir şey yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Buraya ters bağlamışım. Ters bağladığım için tersine gidiyor. Ben evde falan bizim yapabileceğimiz bir şey değilmiş yani. Allah'tan akşam çekip yerine sunuşan bir şey. Ben evde yarım saat zaten özgürüm. Öyle bir şey söz konusu değil. Şöyle çekmek istiyorum arkadaşlar. Aynen böyle. O tarafa ekleneceğimiz için. Yakalarını zaten elimizde yatırız da.
Böyle diyecek ama alalım en büyük avantajdan arkadaşlar. Şimdi biraz müşteriye doğru alacağız. Bunu çok fazla zorlamayın tamamen. Havada elimize kalsın. Küreği de yine traktörün önüne dikiver. Allah. Gerek yok, yıkanacak zaten traktör komple. Haydi bismillah diyelim arkadaşlar. Kasa boş da. Şimdi ona çok bir şey kalmadı ya. Ondan şey yapmak istemedim. Ama sandığımdan daha kolay bir pratik oldu. Bundan sonra bu şekilde yapacağım. Keşke kürek yerine çatal alsaymışım yanıma ya. Kürek bu. Gübreye çok fazla şey yapmayabilir. Oh. Bu bok arkadaşlar biraz daha ağır. Bakın. Lastikli hale gelmiş. Lastikler değişik zaten de. Ya bunun ipi kopmuş şuradan, hayret bir şey ya. Nasıl kopabilir? Gübre biraz katı, hemen düşmeyebilir. Vereceğiz bismillah. Lan şimdi bunda. Hiç bunu düşünmemiştim işte. İşte bunu düşünmemiştim arkadaşlar. Bunu düşünmemiştim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir aksilikle karşılaştım. Nasıl yapacağız şimdi? Burada kaldırabildiğim kadar kaldıracağım artık. Son bu kadar kaldırıyor. Bundan sonra kadar kaldıracağız. Ama yine düşmez, yine düşmez. Evet. Maceramız burada yarım kaldı arkadaşlar. Olsaydı çok güzeldi. Olmadı. Olmadığı gibi bizi ekstra da uğraştıracak. Evet arkadaşlar. Çok şükür temizliği bitirdik. Başka bir hemen ikinci traktörü bulduk Serkan abinin. Onunla beraber bizim traktörle sardık. Onunla boşalttık. Zaten iki kasa bir şey çıktı. Da yerler tabii vıcık olduğu için bayağı bir şey oldu. Uğraştırdı bizi. Dip köşeleri hep elimizle atmak zorunda kaldık. Ama şu an her şey yolunda. Yere de birer paket saman açtım padoklara. Artık rahat rahat. Temiz temiz. Hijyen hijyen yatarlar. Evet. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.